104.2 Trafik. Radyo Trafik. Türkiye'nin ilk ve tek trafik radyosu. Trafik Bilgi Kanalı Radyo Trafik'te şimdi yol durumu. Mutlu günler sevgili dinleyenler. Yeni Bosna'dayız bugün. İnanlar otomotivin içerisindeyiz. Güzel bir karşılamanın ardından, çaylı börekli bir karşılamanın ardından Sayın Serdar İnan'la birlikte bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugün İnanlar Otomotivi ve İnanları konuşacağız. Sayın Serdar İnan buradalar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba Cezayir Bey, merhaba. Şimdi mimarlık var, şairlik var, İstanbul aşkı var. Hangi röportajınızı okusam, hangi televizyon kanalında izlesem sizi, bunları hep görüyorum. Beşiktaş sevdası, İstanbul sevdası gibi. Eksik bıraktığım bir şey var mı? Yok herhalde. Benim hanıma soruyorum, diyorum ki kaç kocan oldu şimdiye kadar, diyor ki 40'ı geçti herhalde diyor. O kadar farklı. Balık, belki balık burcuyum, Anadolu çocuğuyum, aynı zamanda Robert Kolej'de okudum. Hı hı. Mimarlık okudum. Mimarlıkta da böyle çok enteresan, hani İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul'da biliyorsunuz doğunun batının kavuştuğu, evet, bir şehir. Evet. Yani bir de Türkiye zaten kendi başına bugüne kadar 19 kere Haçlı seferleri yapılmış bir ülke. Yani yapı olarak insan, bütün Türk milleti olarak da böyle çok fazla etkili alıyoruz. Ya her şeyden biraz var. Her şeyden. Her çeşit biraz var. Peki çalışanlarınız sizi nasıl tanımlar? Hiç böyle bir şey yapıyor musunuz ara ara, zaman zaman? Tabii. Çünkü ki mutlu yüzler gördük biz burada. Tabii açıkçası. Ki. Devam. Ya da siz geleceksiniz diye öyle bir şey. Tavır takındılar. Devamlı çalıştan arkadaşlarımızla istişare halindeyizdir. Ben her zaman sorarım. Hı-hı. Hiçbir fikrin sahibi değilim. Havada uçuşan bütün kelimeler benim diye de bir özdeyişim vardır. Çalışan arkadaşlara da onu tavsiye ederim. Derim ki yani hiçbir fikirde sabit olmayın. Evet. İşte Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Nasrettin Hoca'ya soruyorlar kaç yaşındasın? Diyor ki 50 yaşındayım. 10 sene geçiyor, kaç yaşındasın diyorlar. Yine 50 yaşındayım diyor. Ya diyorlar, nasıl hocam 50 yaşında oldun? Ben bir kere dedim diyor, bir daha vazgeçmem. Bu da onun gibi bir şey. Onun için yani fikirlerimizden vazgeçmeyi de bilmeliyiz yani. Peki. Şimdi bu noktadan o zaman İnanlar Otomotiv'e geçelim. Biraz bahseder misiniz? Ne zaman kuruldu? Hikayesi nedir? Kaç kişi çalışıyor? Şimdi İnanlar Otomotiv, İnanlar Grubu'nun bir parçasıdır. İnanlar Grubu 1965 yılında inşaat sektöründe hayata atılmış. İnanlar Otomotiv de 1983 doğumlu bir şirkettir. Yani İnanlar Otomotiv de çok eski bir şirkettir. Aksaray doğumlu bir şirket. O günden bugüne kadar da işte otomotiv sektöründe bayağı yol almış. Bu sene yaklaşık 12 bin araç satacak, yılda 12 bin araç satacak kapasiteye ulaşmış da bir şirkettir. Hiçbir rakam, hiçbir rakam. Neler var peki, hizmetleriniz neler? Biraz ondan bahseder misiniz? Satış dışında. Şimdi bizde sıfır araçlar var. Biliyorsunuz Renault, Dacia, Hyundai bayiliklerimiz var. Hı. Yurt dışından lüks araç satışları, ithalatımız vardır. 2000'li yıllardan beri devam eden yurt dışından sıfır kaliteli araçlar getiririz. Onun dışında sigorta şirketimiz var. Tüm aksesuarların satış mağazalarımız var. Mini tamir yerlerimiz var. Türkiye'nin, hı, en büyük otomotiv servisi bizdedir. Yılda yaklaşık 60 bin araç bizim servislere girer. Şu an 7 noktada satış yapıyoruz. 3 noktada servisimiz var. İstanbul'a yayılmış bir şirketiz. İşte artık bundan sonra da Anadolu'ya da yayılmayı düşünüyoruz. Türkiye'deki otomotiv bayi teşkilatları çok zayıftır aslında, Avrupa'yı, Amerika'yı göze alırsak. Avrupa'da yılda 250 bin araç satan bayiler vardır. Türkiye'de bu rakamlar işte 15 binler civarında, yani Türkiye'deki rekor rakamlar işte 15 bin 18 bin arasındadır. Belki bu sene bir otomotiv sektöründe ciddi bir zıplama olacak. Bu sene belki bu rekor yenilenir diye öyle düşünüyorum. Bir beklentiniz tabii, var. Tabii. Öyle bir beklentiniz tabii var. En çok hangi modeller satılıyor? Şimdi tabii Hyundai'da, Renault'da ayrı ayrı. İşte Renault'da Clio, Hatchback, Kadjar, Fluence. Hyundai'da i20. Şimdi yeni Tuscon modeli çıktı biliyorsunuz Hyundai'da. Hı hı. O Dacia'da Duster, Sandero. Bir de işte yurt dışından getirdiğimiz S-Class Mercedes'ler ve Range Rover'lar. Çok en hızlı satılan araçlar. Türkiye'de otomotiv çok canlı biliyorsunuz. At avrat silah. Burada atın yerine koydu bizim milletimiz aracı. Yani araçtan biz millet olarak
Kendimizi, karakterimizi bütünleştirmiş durumdayız. Onsuz olmuyor. Tabii ki. Ne kadar trafikte olsa İstanbul'da, ne kadar sıkıntıda yaşasak biz illa o aracın sahibi olmayı istiyoruz. Evet, İstanbul trafiği, ulaşım ağırlıklı bir söyleşi yapıyoruz. Birçok şapkanız var ama radyo trafik olarak İstanbul trafiğiyle ilgili ne söyler, nelere kızar mesela Serdar İnan, nelere öfke duyar, nelerin düzelmesini ister, bir takım planları, projeleri var mı, her konuda bir proje var, bu konuda da var mı? Mesela Marmara'yı dolaşacak bir tren projeniz vardı, ne oldu o? Biraz ulaşımı konuşalım isterseniz. Şimdi tabii ben çok trafikte kalmıyorum, benim sağ olsun kardeşim yıllardır yanımda çalışan şoförüm Selim var. Selim sabahın 6.30'da gelir, akşamın 11.30'a kadar benimle beraber dolaşır. İşte ben yurt dışına çıkayım diye artık dua ediyor herhalde. Patron yurt dışına çıksın da şu trafikten kurtulayım diye. Yani Selim daha iyi bilir tabii, ben arkada devamlı çalıştığım için. Onun dışında yani İstanbul'un trafiğini çözmek için ciddi altyapı yapmak lazım, ciddi para harcamak lazım. İşte benim bir yıllar önce açıkladığım bir İHTA projesi vardır. İstanbul Hızlı Tren Projesi. Bu duraklarda durmayan bir tren projesidir. Bu İstanbul'un gerçekten yükünü bütün Marmara'nın etrafına yayacak, İstanbul'daki trafiğe köklü çözüm olacak bir projedir. Benim onun dışında 21 tane altın çağ İstanbul projelerim var. Bunların tabii bir kısmı İstanbul'un trafiğine yönelik çözümler. Yani işte dar ring, geniş ring, Boğaz'ın karşısından karşıya geçen Mekik projesi, Marmara'yı birbirine bağlayan ayrı projelerimiz. Yani İstanbul'u bir Marmara metro kenti diye düşünmek lazım. Ona göre çözmek lazım. Bununla ilgili de işte duraklarla durmayan treni de ben önermiştim. Sayın Bakanımız o zaman Binali Bey vardı. İşte Binali Bey'e de sunum yapmıştık. Şu an bunun bir kısmı olan Marmara Ring kısmı, ring olan kısmı işte Çanakkale Köprüsü ile birlikte yapıma geçecek, planlandı. Ama işte duraklarla durmayanın da entegre olması lazım ki artık işte Bandırma'da yaşıyorsanız İstanbul'a yarım saat içinde ulaşıyorsunuz. Yani artık İstanbul'un içinde yaşamak zorunda kalmayacaksınız. Marmara'yı bir kent olarak düşün. Sabahleyin İstanbul'a gelip akşamleyin evinize gidebileceksiniz. Ya bu durağa giriyor, lokomotif devam ediyor, vagon bırakıyor şeyi. Tabii bunlar hareketli vagon sistemleri, lokomotifli vagonlar sistemi. Önden birleşip arkadan ayrılan İHTA diye işte Marmara Ring diye girerlerse, Serdar İnan diye YouTube'da da var bunun videosu. Çok da güzel anlatımı var onun. Yani bu aslında 77 milyar dolar gibi bir maliyete bitebilecek de bir proje. Bununla ilgili benim patentim de var. Patente de müracaat ettim. Onun dışında yaklaşık 4 tane de ayrıca patentlerim var. Çanakkale'den 1 saatte, işte Bursa'dan yarım saatte İstanbul'a ulaşımız sağlanabiliyor yani, böylelikle. İstanbul'un içinde yaşamanıza gerek kalmadan dışarıda Marmara bölgesindeki herhangi bir kazada, kasabada, şehirde, neyse 11 tane şehir var Marmara bölgesinde. Bunların içinde herhangi bir şehirde yaşayarak İstanbul'a sabahleyin işinize gelip akşamleyin evinize dönebiliyorsunuz. Böyle bir projedir. Nasıl baktı Sayın o dönemin bakanı? Çok olumlu baktılar. İşte onu ring kısmını hayata geçirdiler. Onun dışında Almanya'dan Siemens'ten bana bir uzman heyet geldi. Bu projeyi incelemek üzere. İncelediler, gittiler. Bu dünyada ancak böyle peşi peşine işte bir İstanbul metro kenti gibi büyük bir kentte kullanılabilecek bir sistem. Yani Almanya'nın Ruhr bölgesinde kullanabilirsiniz. İşte İstanbul'da kullanabilirsiniz. Belki Japonya'da ve Çin'deki veya Hindistan'ın çok kalabalık bölgelerinde kullanılabilecek bir sistem. Toplu taşımaya yöneltmek ister genelde yöneticiler, insanlar. İşte toplu taşımayı kullanmamız lazım vesaire. Ama yeterli toplu taşımın da olmadığı aşikar. Yeterli ve konforlu. İşte bakıyorsunuz metro, metrobüs vesaire yığınla insanlar üst üste biniyorlar ve çok çileli bir yolculuk gerçekleştiriyorlar. Çözer mi sizce toplu taşıma ya da İstanbul trafiği, İstanbul ulaşım problemi gerçekten çözülür mü? Tabii ki çözülür. Ama yani İstanbul'da tabii İstanbul lineer bir yapısı var yani. Başından sonu arasında 100 kilometre. Dünyada hiçbir zaman böyle başıyla sonu arasında 100 kilometre olan bir başka şehir yok. Ben bütün şehirleri inceledim. Yani Londra'sı, Paris'i, Moskova'sı, bütün şehirlerin şehrin merkezinden şehrin dışı maksimum 30 kilometre bitiyor. Çünkü dairesel plana sahip. Ama İstanbul göbekte yine buluşuyor. Tabii. İstanbul upuzun bir plana sahip. Çünkü kendisi yapısı itibariyle lineer. Yani düz bir yapısı var. Kuzeyde deniz var, işte ormanlar var. Güneyde gene deniz var, Marmara Denizi var. Bir şekilde bunu atmosfer dairesel plana kavuşturmak gerekiyor. Bunu da işte Marmara etrafını dönmekle ancak mümkün olabiliyor. Onun dışında bulamıyor. Marmara etrafını dönmek de çok uzun kilometreler olduğu için hızlı treni duraklarda durmadan yürütmeniz gerekiyor. Bu İstanbul'un ana
Esas makro çözüm önerisi budur. Onun dışındaki öneriler de İstanbul'un içinde bir takım kısmi rahatlamalar yapar ama İstanbul'un nüfusu ileride 25 milyonlara kadar çıkacak, öyle öngörülüyor. O nüfuslara çıktığı zaman bugün alacağınız bütün önlemler maalesef karşılıksız kalacak. Maalesef o rakama çıktığı zaman kesinlikle çok zor olacak her şey. Evet, ulaşım ağırlıklı bir söyleşi, yavaş yavaş da sonuna geliyoruz ama sizi bulmuşken inşaat sektörünü ve ev alalım mı almayalım mı diye sormayı da ihmal etmeyelim. Ya da hakikaten önce şunu sorayım, bu kadar evi kim alıyor? Alıyorlar vallahi. kim bunlar? Biz yabancılara da çok satıyoruz Cezayir Bey. Yani biz Orta Doğu, Orta Asya, işte Rus coğrafyası, Kuzey Afrika, çok yabancıya da mal satan bir firmayız. Bizim satışlarımızın bu sene %50'si yabancıya. Bu sene. Böyle bir şey bakarsak 10 yılda mı, 15 yılda mı, ne kadar zamanda? 2013'te satışlarımızın %13-15'i yabancıydı. Geçen sene %30'du, bu sene %50'lere çıktı. Yani İstanbul'da çok ciddi bir yabancı akını var. Dikkat ediyorsunuz artık her binada, her sitede yabancılar oluyor. Hiç olmasa kiraya tutuyorlar. Bizim tabii satışlarımız genelde yatırımcıya. İnsanlar bizden imalatın başında, daha inşaat temeldeyken alıyorlar. İnşaatın sonunda satıyorlar, para kazanıyorlar. Haydi Serdar, bir daha ne zaman başlıyorsun diyorlar. Onun için hani ciddi de bugüne kadar 10-15 senedir yabancılarla oturup kalktığımız için, bütün fonları tanıdığımız için onların böyle bize karşı bir teveccühü var. Yani İstanbul'da her yıl 250 bin nüfus artıyor. Yani bu da 100 bin kişi demek. 100 bin ev demek. Evet. İstanbul'da dersine 100 bin daire, yani şu an hep arz birbirini karşılıyor. Kentsel yani dönüşüm anlamında da ciddi bir gelişim. Kafa kafaya. Aynen yani, kafa kafaya. Zaten o kadar büyük bir para yok. Hani bize bana hep sorarlar, balon var mı patron diye. Yani balon olması için para olması lazım. Türkiye'de para yok. Para olacak ki balon olsun. Onun için anca aslında arz talep birbirini anca şu kadar dengeliyor. Çok inşaat görüyorsunuz ama İstanbul nüfusu da her sene işte 250 bin artıyor. O şekilde bakmamız lazım. Değerli bir yatırım sonuç itibariyle. Bizim en güvenilir şeyimiz, adamız, arsa, daire vesaire vesaire. Bundan sonra da böyle devam etmeli mi sizce ve fırsat kaldı mı İstanbul'da? Yani İstanbul'un en dışına doğru çıkmak mantıklı olur mu? Küçük yatırımcı ya da orta ölçekli yatırımcı için. Yani İstanbul'a baktığımız zaman geçmişten geleceğe, İstanbul'un nüfusunun ben 22'li 25'li milyonlu yerlerde ancak yavaşlayacağını, duracağını öngörüyorum. Yani şu an İstanbul nüfusu işte 14,5-15 milyon civarında. Yani bu İstanbul'un nüfusu 25'lere geldiği zaman ancak nefesini keser diye ben öngörüyorum. Yani İstanbul'da kar, İstanbul'da yatırım karşılığını buluyor. İstanbul'un dışına çıktığınız zaman maalesef bu rantı, bu karı elde edemiyorsunuz. İşte bu kadar krizden bahsediyorlar. Geçen senelerde 4000 lira ortalamaydı yaklaşık İstanbul'daki işte gazetelere ilan veren inşaat firmalarının ortalama metrekare satış rakamları. İşte bu sene bakıyorum 6000'ler konuşulmaya başlandı. Bizim mesela başladığımız zaman projelerin teras tema vardı. 3000 liradan başladık. Bugün 6000 liralara kadar metrekaresi çıktı. Yani bu aslında işte talebin yoğun olduğunu da gösteriyor. Yani iyi projeler, doğru projeler, İstanbul'un doğru yerindeki projelerin fiyatları bundan sonra da artmaya devam edecek. Edecek. Peki biz yayını sonlandırıyoruz. Eklemek istediğiniz var mı? Söylemek yok, herkese selamlar olsun. Mutlaka gayrimenkule yatırım yapsınlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayın Serdar İnan'la konuştuk. Söyleşimizin sonundayız. İnanlar Otomotiv'deydik bugün. Sevgili dinleyenler, Yeni Bosna'da. Önümüzdeki hafta başka bir noktaya gideceğiz. Başka bir kuruluşa misafir olacağız ve oradan yayın gerçekleştireceğiz. Şimdi sözü merkeze bırakıyoruz.